Selam millet, Survivor Turku hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi The Forest'in 27. bölümünü çekiyoruz. Evet, en son ne olmuştu arkadaşlar? İki Arms ile bir Kovman gelmişti hatırladığınız kadarıyla. Ben demin burada bir iki tane ağaç kestim. Şimdi geçen Arms'in yıktığı ağaçlar burada yok arkadaşlar maalesef. Ben ağaçları şimdi kestim ve devam keseceğim. Çünkü bize tomruk lazım arkadaşlar. Oraya ev yapacağız. 1-2 bölüm sonra da aşağı ineceğiz. Oyunu bitireceğiz. Timmy'yi kurtaracağız. Ve oyunu bitirdikten sonra da arkadaşlar sizlere hardcore mod değil. Hardcore mod değil. Yani hardcore modda abi duvarım mı yıkıldı? Gözünü seveyim dur. Tamam yıkılmadı. Hardcore modda oynamayacağım arkadaşlar. Hardcore modu arkadaşımla oynayıp sizlere internetim geldiği zaman kayıt yapacağım. Ama bu seriden sonra ne yapacağız? Horde mod çekeceğim arkadaşlar. Bu Horde modda sizlere açıklayacağım. Horde mod sürü halinde bir zaman var oyunun içinde. Yani yukarıda bir sayaç var. O sayaç diyor ki 3 dakikam var. 3 dakika içinde defansını kur. 3 dakika sonra sürüsüyle yerliler, canavarlar, kaniballer hepsi gelecek. Abi 3 dakika içinde yapıyorsun veya 1 dakika içinde bilmiyorum. Onu yapıyorsun. Ondan sonra bir saldırıya geçiyorlar. İşte birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga. Sürekli dalgalar geliyor. Onun için çok sağlam bir defans yapmak gerekiyor. Ben şimdi oyunu aslında bu gece hemen bitirip o hordayı çekmek istiyorum. Yani size şu an önceden çekeceğim hepsini videoları ama videoların hepsi yani oyunun sonu aynı günde gelmeyecek. Evet abi hangisini aldık? Bir dakika şunu aldık sanırım. Yesene abi gözünü seveyim. Sağ tuşmuş tamam. Sağ tuş hemen bir tencere al. Su ısıtalım. Buraya kurulacağız. Ondan sonra Timmy'yi kurtaracağız ama bütün videoları aynı günde yüklemeyeceğim. Videolar işte bu hafta gelecek. Her gün olmasa da her iki gün videolar gelecek ve The Forest'in bu bölümünü, bu serisini bitireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da içebiliyor muyuz hemen? Allah Allah. Hızlaştırmışlar herhalde. Güzel. Bitireceğiz. Ondan sonra da Horde mod oynayacağız ve çok güzel şeyler olacak. Gerçekten çok güzel bir mod. Hoşunuza gidecektir. Bu arada umarım yaptığım ev de hoşunuza gitmiştir. O evi gerçekten ben yaptım. Hani kafanızda kuşku olmasın. CC'ler de hepsi elimde zaten. Kayıtların da parçaları elimde. Aklıma geldi. Hani dedim acaba taş zemin yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Taş zemini nasıl yaparım diye düşündüm. Yapsam hani taş duvarları öyle yan yana koyarak yapabilirim diye düşündüm ve görmüş olduğunuz gibi yaptık. Abi aramızı mı geliyor bilmiyorum. Ben artık tırsmaya başladım çünkü arkadaşlar 40. gündeyiz. Bildiğin abi 40. gündeyiz ve Armzy, Kovman her şeye gelebilir. Geldiler de biliyorsunuz. Ve ben ağaç kestikçe bunlar rahatsız olacak. Bundan da eminim. Ses kasıyorum. Aslında biraz gazebo mu yapsam ya? Bir sürü şey kesiyorum ama sabah olsaydı daha iyiydi. Şu an 39. gece sanırım. 40 olacak. Ertesi gün 40 olacak. Ve 40 gün adada geçirmiş olacağız. Abi ses geliyor. Ben sürekli buraya geldikçe ağaç sesim o. Neyse. Kes abi hadi. Çok güzel şeyler çekeceğiz arkadaşlar. Gerçekten 240 abone olmuşuz. Herkese teker teker teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz. Beğeniler, yorumlar, eleştiriler her şeyi beni mutlu ediyor aslında. İnternetim gelince zaten her şey daha iyi olacak. Yani sizlerle Steam'de işte beni ekleyen kişileri kabul edebileceğim.
istediğiniz oyunları oynayabileceğiz, canlı yayınlar yapacağız vesaire vesaire. Bu gibi şeyler olacak. Evet, ne yapalım abi? Şuraya küçük bir ev mi yapsak, yoksa bir gazebo mu yapsak bilmiyorum. Aslında kendimi burada bile güvende hissediyorum. Şimdi şuraya bir custom building mi yapsak? Bilmiyorum, aslında tam emin de değilim. Gazebo yapsak aslında daha iyi olur. Ama eve başlayayım ben ya. Ev yapalım. Ev yapalım. Teraslı bir ev olsun. Fazla yüksek olmasına gerek yok. Aslında bilmiyorum. Tam emin değilim ama. Fazla büyük de olmasın. Düz olsun. Değil mi? Bunlar. Önemli şeyler. Evet, şöyle bir dörtgen yapacağım. Arkama da bir bakmak istiyorum açıkçası. Evet, ateş sönmüş. Ateşten yanma korkusu. Şöyle mi yapsam ya? Bağlamadan arkasına kaçarım olmadı. Böyle yapabilirim. Buradan arkasına da kaçabilirim. Neyse, o da orayı tutuyor. Olmadı. Buraya arkaya kaçarız abi bir şey olduğu zaman. Güzel. Kaç tane tomruk istiyor şu an? Loks 29 tane, fazla değil, güzel. Hemen bir yapıştıralım abi. 29 tane tomruk. Evet arkadaşlar, ne diyorduk? Horde modu yükleyeceğim. Horde modu yükledim. Aslında demin denedim. Horde modu yüklemek için ne yapacağınızı size göstereceğim. Horde videolarını çektikten sonra kesinlikle abi nasıl yaptım diye sorular gelecektir. Mod API'de de gelmişti. Biliyorsunuz şu silahı yaparken, bu silahın parçalarını size gösterirken hile ne, işte mod kullandığım mod nedir diye sormuşsunuz. Dediğim gibi kullandığım mod API, mod Google'a yazın ve indir yazın, yani The Forest mod API indir yazın, gelir. Ben açıklamak istemiyorum aslında, hile mi veya işte The Forest'te öyle, aman YouTube'da öyle bir şey hani yapabilir miyim, açıklayabilir miyim bilmiyorum. Hani yasak mı yoksa çekebilir miyim rahatlıkla bilmiyorum. Onun için siz Google'a yazın mod API diye, indirin ve YouTube'da da yeterince mod API'yi açıklayan videolar var arkadaşlar. Açıklama videoları var. Ben bir daha açıklamayayım. Mod API'yi yükleyin. Mod API'yi yükledikten sonra da abi bir dakika, ne kaldı? Bitti mi abi? Tam 29 tane tomruğumuz mu vardı burada? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Süper oldu. O zaman ne yapalım abi? Şuraya aslında ben bir duvar çekmek istiyorum ama nereye çeksem duvarı ya? Abi şu şey iguanalar bile korkutuyor şu an beni, biliyor musunuz? Şimdi bir tane platform çeksek önüne yukarı çıkmak için güzel olur bence. Şu arkaya mı çeksek? Yok, önüne çekmeliyiz. Tam onun seviyesinde platform. Biraz altında da olabilir ama. Şöyle mi? Biraz altında oldu sanırım. Aynen. Biraz altında oldu. Tekrar çek abi. Buradan aşağı merdiven yapacağız arkadaşlar. Buraya normalde dağcılık kazmasıyla da iniliyor sanırım. Bir dakika, hemen bir deneyelim istiyorsanız. Dağcılık kazmasıyla da iniliyor. Ama nasıl? Ha, bir dakika, şeyle iniliyor. Öncelikle hop bir yere düşmeliyiz. İlk önce bir yere düşmeliyiz, ondan sonra. Şu yeşillik yerleri görüyor musunuz? Oraya düşmeliyiz, ondan sonra bu dağcılık kazmasıyla aşağı iniliyor. Ben ya öyle inerim ya da aşağı doğru merdiven yaparız arkadaşlar. Az bir şey daha, hani şu 40. günün tadını çıkarmak istiyorum aslında. Hani Armzileri, Kovmenleri görmek istiyorum. Aynı zamanda, hani aynı anda geliyorlar zaten biliyorsunuz. Bir kaydedelim abi, bir dakika.
Z değil C. Evet, şöyle bir kaydedelim. 40 gün geçti arkadaşlar. 40 gün çok güzel oldu. Şimdi buraya ağaç kesmeliyiz. Aslında bir araba falan yapsak çok güzel olur. Veya şuraya bir sur falan çeksek çok güzel olur ya. Kendimi güvende hissederim en azından. Çeksek mi bir tane bilmiyorum. Sur nerede abi? Yani en azından şuradan şelaleden şu şelaleden buraya kadar mı? Fazla mı oluyor? Fazla oluyor ya. Boş ver onu. Onu boş ver abi. Hemen şu platforma ağaç keselim biz. Platforma ağaç keselim. Çakmağı da çek oradan. Evet. Arkadaşlar şu an The Forest'ı bu arada high'da oynuyorum. Medium'da 31 FPS alıyorum. Şu an high'da 22 FPS alıyorum ama gerçekten kalite çok güzel olduğu için şuraya bakar mısınız? Şu çimenlerin rengi falan gerçekten çok güzel olduğu için şu an tadını çıkara çıkara oynuyorum. 20 FPS olsa da olabilir yani. Benim için şu an fark etmiyor. Zaten oyunun sonuna gelmişiz. Bir de fazla hani bir şey yaşamıyoruz şu an. Action'lı bir şey yok. Hızlı hareketler yok. Onun için FPS'e de gerek yok. Ben her zaman demişimdir zaten. The Forest'te 20 FPS'ten aşağı olsa tamam kötü olabilir ama 20 FPS'ten yukarı veya 20 FPS yeterlidir. Hiçbir zaman sıkıntı etmeyin yani. Ha gerçekten medium'da veya low'da kasıyorsa o zaman sıkıntı abi. O zaman yeni bir bilgisayar veya bilgisayarınızı geliştirebilirsiniz. Şayet masaüstü bilgisayarınız varsa ekran kartınızı, RAM'inizi veya çok eskiyse hepsini, dizüstü bilgisayarınız varsa yeni bir dizüstü alabilirsiniz. Şayet çok düşükse, gerçekten çok çok düşükse. Ben şu an işte high'da 24 FPS, 23 FPS bu kadar alıyorum. Medium'da işte 32, 31, 30 bu kadar. Evet, diğer tomruklar nereye uçtu hemen? Gel abi, gel abi. Çikolata ye. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bakın stamina duruyor şu an. Envanterdeyiz ve stamina duruyor. Hardcore'da öyle değil arkadaşlar. Hardcore'da stamina da yükseliyor ve yerliler de hasar yapıyor. Bu normal modda çok basitleştirilmiş oyun normal modda. Çünkü hardcore çok zorlaştırılmış. Normal modda envantere girdiğimiz zaman stamina da duruyor, şey de duruyor. Stamina da duruyor. Yerliler veya işte canavarlar size dışarıdan hasar da verebiliyor. Envanterdeyken envanter kanmanıyor. Bunu zaten update videosunda gördünüz. Evet abi, hadi 27. video, 27. bölüm devam. Abi aman aman gözünü seveyim. Uf, şu var ya high settingslerde gerçekten yüksek ayarlarda oynamak istiyordum. Hani yeni ekran kartı istiyordum. Güzel FPS'le ama 20 FPS'le de bu kalitede oynanır abi. Kalite muazzam çünkü çok güzel. Benimki gerçekten 20 işte 18-15 FPS'e iner diye hesaplıyordum ben. Onun için high'da oynamadık bu zamana kadar. Kusuruma bakmayın. Ama şu an akıcı ve high'da oynuyoruz. Zaten akıcı olmasa da siz YouTube'da bunu fark etmiyorsunuz. 60 FPS'e şeyde bu videoları kesip biçtiğim programlarda 60 FPS olarak yüklüyorum. Onun için ben de şu an kassa da siz görmüyorsunuz yani fark etmiyorsunuz. Evet, çoğu kişi şey demiş. İşte abi mod API'yi göstersene. Dediğim gibi linkleri atamıyorum. Hani YouTube kanala şu an bir şey olur diye korkuyorum açıkçası. Açık konuşayım. İngilizce öyle videolar var. Mod API'yi açıklayan, o mod API hilesini açıklayan videolar var. Bu arada arkadaşlar o modu
izlemeyenler, o modu işte kullanmak istemeyenler veya işte uğraşmak istemeyenler, abi girin oyuna, The Forest oyununu bitirin. Tamam mı? Bitirin, Timmy'yi kurtarın. Oyunda çünkü şey var, o mod API'ye falan gerek yok. Oyunda Timmy'yi kurtardıktan sonra New Game tuşuna tıklıyoruz ya, hani New Game'e tıkladıktan sonra normal, hard veya peaceful seçiyoruz ya. Oraya abi kreatif mod diye bir mod açılıyor. Timmy'yi kurtardıktan sonra şu an, yani ben bu seriyi bitirdikten sonra menüye, o normal, hard veya peaceful'u seçebildiğimiz menüye şey gelecek. Abi şuraya hemen bir ip asmak istiyorum. Ne olur ne olmaz. As abi ipi. Alo, o bitmedi mi bu da? İpi as abi, hadi. Güzel. Güzel ipimiz oldu. Şimdi şu yukarıda bir şeyler yapalım da bir çıkalım hadi. Bakalım nasıl oldu. Hoppa, o çok güzel tutturmuşum şurayı var ya. Yani çok güzel olmasa da burası niye böyle eğri? Az bir şey eğri sanki. Neyse, burası yeter benim için. Aslında oraya doğru da gitmek isterdim. Surun hani arka tarafını görmek için. Ama böyle daha güzel oldu. Evet, oyunu bitirin abi, tamam mı? The Forest serisini bitirin veya işte The Forest'i açın. Silah toplayın, Timmy'yi kurtarın. Oynadığınız zaman Timmy'yi kurtardıktan sonra menüye kreatif mod geliyor. Kreatif modda yerliler yok. İstediğiniz yapıyı hani şu beyaz şeyini koyun, planını koyun. Gidip bir tuşla hemen bütün şeyi inşa edebilirsiniz. Aynı mod API'deki gibi. Modlarla uğraşmanıza gerek yok yani. Ha, yerliler yok o kreatif modda, o kötü. Ama bence o kreatif moddaki kayıtlı dosyanızı dosyalardan biraz araştırıp o kreatif modu veya kreatif modda inşa ettiğiniz binaları normal veya hard moduna çevirebilirseniz, o kreatifte inşa ettiğiniz mod şey aman inşa ettiğiniz yapılarla o maplerde de veya o haritalarda da belki yerli getirebilirsiniz. Bilmiyorum tam olarak hani. Ben öyle bir şey deneyeceğim hani ileriye yönelik. Bu arada sakallarım büyüdü bayağı. Bıyığım, sakalım büyüdü arkadaşlar ama yine firmalara, yine bu iş başvurularına, iş görüşmelerine gideceğim için tıraş olmak zorundayım. Hatırlıyor musunuz, daha Almanya'dayken benim sakal bayağı bir büyümüştü Daisy videolarında filan. Lucy beyzbol sopası diye bir Daisy videom var. Ah Lucy, ah var ya. Lucy'yi kaybetmiştik. Onu bir türlü söylememişim ben hiçbir yerde. Beyzbol sopası Lucy. Onu kaybetmiştik. The Walking Dead'te biliyorsunuz Lucy değil ismi aslında. Neydi ya? Orada Lucy'ye benzer bir isim koyuyor Negan şeyi. Beyzbol sopasının ismini. Evet abi, şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım, nerede? Evet şu. Oo, bakın hemen kendisi koyuyor bile. Aslında şöyle C yapsak, şurayı şöyle yapsak, şurayı da şöyle yapsak, şuraları cam mı yapsak bilmiyorum. Aslında bu tarafa doğru ben şey yapmak isterim. Yok, burası balkon mu kalsa ya? Yok yok. Şuralar balkon kalacak. Buralar olmadı. Olmadı abi. C yap. Aslında seni de silelim madem. Ya bir dakika, E. Şunu C, bunu C, bunu C. Bir de bunu C. Tamam mı? Böyle. Aslında şurayı direkt kapatsak, durup bir dakika, C. Evet. Şu kadarcık ev yeter benim için aslında. Fazla da bir şeye gerek yok. Düz değil mi orası? Bir dakika abi, aman düşme. Düz olmuyor. Niye böyle? E yapalım. Düz değil mi duvar? Düz sanırım ya, yeter herhalde. Buradan ağrı buraya ateş etsek, buradan ağrı buralara ateş etsek yeter. Neyse, üç tarafı da açık mı olsa ya, bilmiyorum. Şurası açık olsun abi. Burası açık olsun. Burayı da aslında görmek istiyorum ama.
Burayı da mı kapatmasak? Hiçbir yeri mi kapatmasak anlamadım. Orayı buradan görmek istemiyorum. Buradan görsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Neyse ya. Böyle yapalım. 3 camlı olsun. Varsın 3 camlı olsun. Abi şimdi o yukarı tomrukları nasıl götüreceğim ben? Bakalım ip de alıyor mu tomrukları kucağına? Öyle bir şey var mı abi? Yok. Bırakıyor. Aa, demek ki ne yapacağız? Bir dakika. Buradan arı yapabiliyor muyuz? Olmuyor abi. Olmuyor. Demek ki ne yapacağız? Biz aslında şu karşıdan buraya daha önce dediğim gibi köprü çekeceğiz. Ama bunu 28. bölümde yapacağız arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.